Neredesin Sinan? Sude, Sude. Ben de seni arıyordum ya. Ah, Ece ne haber? İyi ya. Hadi gel Galo gelmeden takılalım biraz. Tamam. Tamam takılalım. Küpeleri takmışsın. Yeşilini de giymişsin. Evet. Aslında giymeyecektim. Yani yeşil giymeyecektim. Ve benim beğendiğim asıl elbisem kuru temizlemede kaldı. Ben de mecburen bunu giydim. Yoksa niye yeşil giyeyim? Yani yeşil giyince de küpeleri taktım. Bari. Gülme. Neyse canım, bir şey demiyorum. Çok yakışmış yani. Yasemin, biz seninle... Biz seninle ne? Ya hani şimdi sen beni... Tamam Sinan, bunu sonra konuşuruz. Gördüğün gibi şu an işteyiz. İş. Ya Galo nerede? Benim de gözlerim sabahtan beri onu arıyor. Galo'yu bulmamız lazım. Yürü. Sinyori Piki, nasılsınız? Merhaba. Gelin bakın sizi biriyle tanıştırayım. Buyurun. Ömer İplikçi. Merhaba. Orhan Tamay. Tamay Tekstil. Memnun oldum. Uzun zamandan beri Passionist şirketiyle iletişime geçmek istiyordum. Önümüzdeki hafta sizden bir yemek randevusu istiyorum. Olur olur tabii. Neden olmasın? Ben asistanımla konuşayım. Biz de memnun oluruz. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sanırım bulamayacağız. Yasemin dur. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun. Senem Hanım, dergide harikalar yaratıyorsunuz. Deli gibi takip ediyoruz. Teşekkürler. Ben de sizinle önümüzdeki ayın kapağı için konuşacaktım. Ayakkabı ihtiyacınızı karşılamak için. Ah, Sinan Bey'le konuştuk, anlaştık. Şirketler ayrılınca haberler de duyulmuyor tabii. Pasyonistle olacağız kapakta. Ya. Ya. Hatta Koray fotoğrafları çekmeye başladık. Harika şeyler çıkıyor. Aynen öyle. Yasemin. Görüşürüz. Ömer. Nasılsınız bakalım? İyiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Ama fena olmadı. Ben de sizi görmeyi bekliyordum. Mesajlarınızı alıyorum. Aa,
konuyu daha sessiz bir yerde konuşalım mı? Tabii, olur. Sinan. Sude. Nasılsın? İyiyim. Seni görmeyi beklemiyordum burada. Geldim işte. Beni özledin mi? Sen hep sevdiğim biri olacaksın. Hep benim bir parçam olarak kalacaksın. Sen de benim için öyle olacaksın. Ben seni her zaman sevmeye devam edeceğim. Evet. Ama ben artık... Sen artık ne? Sude, bu işi zorlaştırmayalım. Annem bak, senin de hayatında başka biri varmış. Annen söyledi. Bunu mahvetmeyelim. Sen artık ne? Ne konuşuyorsunuz bakayım? Yoksa... Yürüses işiniz şahaneydi. Bu referansla Türkiye'ye başka bir markaya işbirliği için çağırmak istiyorum. Ve? Yani biliyorsunuz ben bir balina avcısıyım. İşim aşağı yukarı bu. Büyük dünya markalarını Türk firmalarla tanıştırıp bir şekilde ortaklık yaratmaya çalışıyoruz. Becerebildiğinizde de? Herkes kazanıyor. Tabii ben de. Bayağı bir strateji işi. Yani zeka gerektiren bir iş. Aynen öyle. O zeka dediğinizde ben de fazlasıyla var. Yok yok, olmaz. Yani kendi armamı basmadığım bir tasarımı size vermem mümkün değil. Hemen hayır demeyin. Bir düşünün bence. Sonuçta dünya çapında markalar sizin ayakkabınızı kullanacak. Kendi damgalarını basarak ama. Olmaz. Yani bir kere marka stratejimize ters. Ömer Bey, lütfen yapmayın. Yani dedikleri kadar inatçıymışsınız gerçekten. Ama ben de az değilimdir. İkna edeceğim sizi. Bence markanızın daha çok bilinirliğe ihtiyacı var. Bir de bu açıdan düşünün. Eğer teklifimi kabul ederseniz bu yaz herkes sizden bahsediyor olacak. Aşağıda bir gürültü var galiba, Gale geldi. Gelmiş mi? Ömer Bey, bu konuşmayı böyle yarında kesmek istemezdim ama ben... Tabii, tabii. Gidin. Lütfen bekleyin burada. Hemen geri döneceğim. Lütfen bekleyin. Ne yapıyorsun sen burada? Kaçmaya çalışıyorum da. Yüksek burası. Atlasam mı acaba ya? Ha? Ne dersin? Yok. Ben yine bir yerlerimi kırarım falan. Olmaz burası. Deneyimliyiz galiba. Tatsız deneyimler biraz. Hiç sorma. Yok ya, burası olmaz. Ve kapıdan çık. Sence bırakırlar mı? Bırakmazlar.
Of, bu sefer fena sıkıştım ya. Hayır, normalde kaçmanın yolunu her zaman bulurum. Uzmanlık alanım. Ama bu sefer... Sen çıkarsana beni buradan. Çatlayacağım. Çok sıkıldım. Sen mi, ben mi? Ay hadi o zaman. Sen biliyorsundur buraları. Hadi. Gel bakalım. Gel. Gel. Arka kapıya gelsene hemen. Ömer Bey, arka caddedeyim şu an. Önü baharat çektiler. Bir 15 dakikaya falan anca gelirim. Peki. 15 dakika rüzgar. İstanbul'da bisikletle mi dolanıyorsun? Evet, en kolayı. Tavsiye ederim. O kadar kolay olmuyordur bence. Ben çok seviyorum. Öyle koca koca arabaların içinde dolaşılır mı ya? Şehri hissetmeden, insanlara, kedilere, vapurlara, şöyle yakından bir bakmadan. Keşif diyorsun. Bayılırım. Enteresan. Bah geldi. Ömer Bey, kusura bakmayın efendim. Anca hiç önemli değil. Buyurun efendim. Hadi. Bisikletimi ne yapacağız? Atarız bagaja. Ben hallederim efendim. Buyurun. Peki. Şükrü. Buyurun efendim. Hanımefendiyi evine bırakıyoruz. Tabii ki efendim. Anladınız değil mi neresi olduğunu? Anladım efendim, merak etmeyin. Anlat bakalım. Niye kaçıyordun orada? Sıkıldım. Ben zaten her zaman sıkılırım öyle ortamlardan. Bir formal duruşlar, yapmacık gülüşler, gösteriş merakı, dedikodular, bir şeyler. Ay bak, şimdi bile anlatınca ateş bastı. Şu camı açabiliyor muyuz? Tabii ki efendim. İnsanlar ne acayip. Bayılıyorlar böyle kalabalık ortamlara. Bir de... Koskocaman galo markasını asmışlar sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Ne yani, sence bir şey değil mi? Aman, o kadar da umursamamak lazım. Abartıyorlar bence. sen anlat. Sen neden kaçıyordun? Yani oradaki insanlarla kaynaşman gerekmiyor mu? Sinan kaynaşıyor benim yerime. Yani ortağım. Ya o kadın da yani... koparıp alacaktı seni. Hırs köpü maşallah. Sorma. Bilmiyorlar ki ben kadın ruhundan anlamıyorum. Geldik efendim. Evet, burası. Sağ ol. Sana bir borcum oldu. Yazdım. Yaz. Ben borcumu mutlaka öderim. Göreceğiz. İyi geceler. İyi geceler. Defne. Nereye? Ben de seni bekliyordum. Gidiyorum. Gidiyor musun? Hı hı. İşte anneannem arada çağırıyor yani, gel dedi. Özlemişler tabii. Esra falan da. Yani bana kalsa ben daha çok kalırdım da. İyiydik aslında. Alışmıştık da birbirimize. Birlikte yaşamaya. Tuhaf huylarımıza. Sen düşündüğümden çok daha iyi uyum sağladın.
sen de hiç fena değildin. Evet değil mi ama? De işte. Gitmen gerekiyor. Bir şey falan unuttun mu sağda solda, ne bileyim? Hani gerçi unutsam ben getiririm tabii de. Yok yani ben zaten yukarıyı topladım. Böyle bir de bir aşağı bakayım dedim odana falan. Gel, gel beraber bakalım. Ay kesin bir şeyimi unutacağım ya. Çünkü benim huyum yani hep unuturum ben. Ama neyse sen getirirsin. Bunu unutmuşsun. Ay evet. Eve de nasıl yayılmışsam. Ne güzel işte sindin evin her yerine. Şu Simurg. Hani hikayesini anlatacaktın bana. Hani çok önemliydi ya senin için. Ben çok merak ediyorum. Uzun hikaye. Ömer lütfen. Biri verdi bunu bana. Mavi saçlı kız. Mavi saçlı mı? Annem hastaydı daha. Hiç beklemediğim bir gün veda konuşması yaptı benimle. İşte ben gidiyorum. İyi ol. Doğru ol falan. Tepem attı benimle işte kabullenemedim. Kavga ettik. Annenle? Hı. Sonra o geldi. Mavi saçlı kız. Bu armayı verdi bana. Git dedi annenin yanına. Sarıl. Madem ne kadar vakti kaldı bilmiyorsun. Yanında ol dedi. Ne güzel demiş. Dediğini yaptın mı bari? Evet. Annemin yanına gittim, barıştık. Meğer son günleriymiş. İşte o kız olmasaydı. Annenle küs ayrılacaktınız. Ömür boyu vicdan azabı çekecektin. Vay be. Kıza bak. Kendi farkında değildir tabii ama resmen senin hayatını değiştirmiş. Senin için çok önemli biri olmuş. Sonra bir daha bir yerlerde görüştünüz mü? Yani aradım. Çok izini sürdüm aslında ama ben bulamadım bir şey. Sonra da böyle kaldı. Çok ilginç. Şimdi anladım. Ömer. Benim aklıma bir şey geldi. Bence bu burada kalsın. Sana o günü hatırlatsın. Anılarını hatırlatsın sana. Annenle yaşadıkların, o kızın sana kattıkları. Çok tatlısın. O zaman gitme zamanı. Sen baya baya gidiyorsun. Yani. Mecbur. Her şey için teşekkür ederim. Seninle yaşamak çok güzeldi. Seninle de öyle. O zaman görüşürüz. Şükrü çıkıyordu, bıraksın seni.
Ya benim bir huyum var. Ben dolap kapaklarını hep açık bırakıyorum. Artık sen mecburen kapakları benim arkamdan kapatacaksın. Yok yok, değiştirme. İzleyeceğim. Sevmek istiyorum ben bunu. Hatta hastası olmak istiyorum. Senin sevdiğin ne varsa ben de anlayıp onları sevmek istiyorum. Sakın bana kahvaltı etmeyeceğim deme. Vallahi zorla yedirim. Derya, ne haber? İyiyim, siz? İyi. Ömer? Odasında. Allah, hadi bakalım. Ay. Ay dur, acaba girdim mi ofiste? Ay, bu kim? Ay. Koray Bey, ne yapıyorsunuz? Ay, bu çirkinin sesi her yerden çınlıyor. Ay, ben geldim. Ay çocuklar, açıyorum gözlerimi. Ay, sürpriz doğum günü partilerine bayılırım. Açıyorum, açtım. Ay. Ay, mahcup oldum şu anda. Ay, Koray Bey, kimin doğum günü? Tatlım, en çok kim doğduğu için mutluyuz? Tarkan. İyi kız, oturduğun yerden Tarkan hayali mi kuruyorsun, çirkin? Ay, hayır canım. E, kimin doğum günü peki? Hayatım, şöyle bir etrafına bak istersen. Bakıyorum. Kıvanç mı? Kıvanç'ım, hayatım, bu kız senin gözünü kestirmiş. Kafesleyecek galiba. Kaç kurtar kendini. Ay Koray Bey, söyleyin artık. Kimin doğum günü? Tabii ki benim. Gerçekten. İyi ki doğdunuz. Sağ olun çocuklar. Ay, gözlerim yaşaracak şimdi. Tabii ki iyi ki doğdum. Ben doğdum. Hayatınızda olduğum için çok şanslısınız. Şükretmekte de haklısınız ayrıca. Koray Bey, biz sizin doğum gününüzü Haziran ayında kutlamadık mı? Hayatım, o benim yaz doğum günümdü. Bu kış, keser misin artık? İyi, bayılıyorsun böyle kendin hakkında konuşmaktan. Burada konu sen değilsin hayatım, benim. Ay, bilseydik bir hediye alırdık. Hayatım, alırsınız, alırsınız. Bakın. Bunu buraya koyuyorum. Kendi aranızda paylaşın. Bunu ben düşündüm, ben yaptım, ben. Ay Koray Bey, bu ne? Ha, ay. Ta-da! Hediye listem. Pahalıdan ucuza doğru yaptım. Ay, hadi bir şeyleri seçin kendi aranızda. Fakirler şu alttaki şeylerden alabilir. Eğer 19 numarayı alacaksınız, çilekli olsun. Ay, çok mutluyum. Resmen doğum günüm. Biz şimdi listeden hediye mi alacağız? Tabii ki. Hayatım, şu hayatta girip girebileceğin tek liste burası. Keyfini çıkar. Ha, bu arada üste patronları bırakın, oldu mu? Gerçi siz alamazsınız böyle şeyler, gücünüz yetmez. Ay, liste bakınca böyle bir şeyler hissediyorum. Fakir kalmış gibi görüyorum kendimi. Ay, iyi ki doğdum, iyi ki doğdum. Ben doğdum, iyi ki doğmuşum. Allah'ım, çok mutluyum. İyi ki doğmuşum. Ben doğdum, ben. Amin. Nasıl yani? Ya basmaya işte. Ya Fikret Galo defilede bizimle çalışacakmış, anlattığım gibi. E hani pek haz etmiyordu benden. Ne olmuş da değişmiş? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ne olduysa oldu, tamam işte. Durum budur yani. Ya şaşırsana. Tamam, konuşalım, gelsin. Hemen bir ağırdan al, hemen. Ha, bravo, al işte, harika. Hayır, resepsiyonu da görmedik ya biz bunu. Ne oldu acaba ya? Hanım kararını ne değiştirdi? Neyse ya. Çok süper oldu ha. Ya dünya basına çıkacak oğlum bu defile. Ömer, sevinir misin? Hı? Tamam kızma, seviniyorum. Seviniyorum. Ay, ne kadar saçma ya. Ay, anlamıyorum ki neden pasyonunu seçmiş? Dün gece de göremedik zaten. Onlar da göremedi. Ne oldu? Hayır yani ne olmuş olabilir ki? Ay, hiç anlamadım ben de. Hayır, hani Ömer bir şey yapmış diyeceğim.
Ama Ömer de ilgilenmez kendini satmakla, biliyorsun. Bilemiyorum vallahi. Bence biz her şeyi düşünelim. Belki de yapmıştır. Kimin kuzeni? Asıl Sinan yapmıştır. Ben ondan bekliyorum. Ne gibi? O tatlı diliyle falan kadını ikna edecek bir sürü söz söyleyip aklın çelmiştir. Sinan sürprizlidir. Yasemin. Sizin Sinan'la aranızda ne var? İş ilişkisi işte. Küpeleri sana Sinan'ın aldığını biliyorum. Hı. Biliyorsun. Ay canım içinden gelmiş Sude. Yasemin. Sizin Sinan'la aranızda ne var? Ya iş ve arkadaşlığın ötesinde bir şey sanki. Ha, ne diye sorma inan ben de bilmiyorum. Ama bir şey var. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki? Söylesem de ne söyleyecektim ki? Ha, dediğim gibi muğlak bir durum. Ama madem artık dışarıdan da belli olacak bir duruma gelmiş, o zaman senden izin almam lazım Sude. Yani sonuçta Sinan'la ilgili ne desen o olur. Seninle aramızda güzel bir bağ kurduk. Bence de. Biz sevdik birbirimizi. Birlik olduk. Seni kaybetmek istemem Sude. Söyle. İstemiyorum. Böyle bir şeye hazır değilim. Onunla birlikte olman... İçime sinmez. Ama yine de karar senin. Pardon. Ama... Hay ben senin izin alan aklını Yasemin ya. Vermedi. Vermedi. Sinan. Arıyorum o zaman. Kimi? Ece'yi. İşte Galo ile bir konuşsun falan, ne bileyim bir randevu ayarlasın, çalışmaya başlayalım. Tabii tabii, ara başlayalım. Alo Ece. Ece Hanım. Nasılsınız? İyi biz de. Hatta haberleri aldık, daha iyi olduk. Evet, evet. Ya şey için aradım. Fikret Hanım'la bir konuşsanız da biz onu burada bir ağırlasak, artık böyle bir ne bileyim çalışmaya başlasak nasıl olur? Ha. Tamam. Tamam, bekliyorum. Arayıp dönecekmiş. Surprise! Açayım mı? Anç, niye böyle geziyorsun ki? Düşeceksin, kıracaksın bir yerden. Aa, ay doğru diyorsun. Zaten deminden büyük vazoyu kırdım. Olsun, Ömüş yenisini alır. Açıyorum, açıyorum, açtım. Aa, yok. Ne yok? Ha, ay anladım. Benim böyle tahmin edemeyeceğim bir zamanda yapacaksınız değil mi? Neyi? Ay sürpriz, doğum günümü. Parti istiyorum, parti. 6 ay önce kutlamadık mı biz senin doğum gününü? Hmm. Hayatım, o bir kere yarı finalde. Bu eleme gecesi. Ondan yani. Hangisi gerçek doğum günü? Bu. Emin misin? Ya bırak, kandırıyor bizi. Senede 3 defa kutluyor, bilmiyor musun? Bak, emin misin? Ay vallahi bu. Oo, kardeşimin doğum günüymüş, doğum günüymüş. Oh, kutlarım. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kutlu olsun madem. Gel öpeyim. Canlarım. Mutlu yıllar değil mi? Hadi, çok eşeceksiniz ya. Çok seviyorum sizi. Çok 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 çok. Hadi bakalım. Bana bakın. Öyle kuru kuru bücük de bu işler olmaz. Sürpriz doğum günü partisi istiyorum. Çılgın bir organizasyon. Pahalı hediyeler. Duydunuz mu beni? Ucuz patronlar. Hadi bay. Hemen. Hemen.
Efendim? Nasıl? Ne? Tamam. Tamam, söylerim. Gelemezmiş. Niye? Gelemezmiş, bisikleti yokmuş. Yok değil mi? Ne? Mide bulantısı falan. Yok Serdar. Baş dönmesi? Emin misin? Böyle kapa gözlerini, kendini kamikazede hayal et. Böyle uçuyorsun falan. Yine mi yok? Serdar bir üstüme gelmez misin? Yok işte ya, dönmüyor, tık yok. Peki can erik, dağ çileği, ha? Böyle aşerme babında. O zaten ileri safa. Hani bizim geçemediğimiz. Anladım. Ne anladın? Tamam canım, olmuyor işte. Ha, benim yüzümden yani. Hayda. Ben miyim yani şimdi suçlu? Ya tatlım, ben onu mu diyorum? Ne diyorsun Serdar? Niye olmuyor o zaman bu? Ya bilmiyorum. Hem şu an bana niye bağırılıyor? Kesin anneannen. Uğrayacağım diyordu. Çok fena dağılacak Serdar. Pis geliyor. Ya gelmiş işte. Gelme mi diyeyim? Babak, sakın söyleme tamam mı izin günüm olduğunu? Saklanıyorum ben. Ya ne bakıyorsun, gidip açsana. Of. Kulaklarım sızlıyor ya. Yeter ama ya. Hani Nihan nerede? İzin günüydü bugün hani. Şey anneanne. Ha gel kızım gel. Tut şunu. Bak bir şifalı bir karışım hazırladım sana. Dua edeceksin bana sonra. Hadi gel. Al şunu. Getir bakayım bir bardak. Hadi. Geldim geldim. İyi, iyi. Tam da böyle bir aradığımız işte. Arkayla depo yapar. Mis. Ayakkabı mı yapıyor dedin abi? Hmm. Kalıp ustası. Ama ne usta. Çok değerli bir zat ha. Bak şimdi benim de zaten referansımla geliyor. Artık kirada bir güzellik yapacaksın. Ayıp ettin. Sen istedikten sonra az hakkın yok üzerimde. Abi beğensin de gerisi kolay. Eyvallah. Ben bir arayayım o zaman. Müsaitse gelir bakarız. Ya Sadri abi, İsmail ben. Evet evet, Ömer'den. Eyvallah. Ben şimdi makul bir dükkan buldum gibi burada. İstersen gel bakalım. İçine sinerse ne âlâ. Tamamdır abi, atıyorum adresi. Hürmetler. Fikret Galo'ya ne yaptın? Hani seni beğenmiyordu? Ne oldu şimdi? Bunu söylemek için mi geldin Sude? Evet, bunun için geldim. Sizinle çalışacakmış ha? Bak sen. Neden acaba? Değişmiştir fikri. Hayat oluyor bazen böyle. Bir şey yaptın sen. Görüştünüz değil mi? Bravo ya. Etkileyici sinyör iplikçi. Ona kimse hayır diyemez. Sudacığım, canım. Bak çalışıyorum, gazete okuyorum. Dünya kadar işim var, hadi. Görüyorum, evet. Her alanda hem de. Devam et, devam et sen. Kolay gelsin. Sağ ol. Ömer Bey. Hı? Efendim, bisiklet yok. Ne demek yok? Vallahi yok yani. Bagajdaydı, ben de anlamadım ama yok yani. Şükür bisiklet. Yani nasıl yok, iyi baktın mı ya? Baktım efendim, çok iyi baktım ama yok maalesef. Hmm.
Sinir Hanım. Bak şimdi, kapıyı açacaksın, tamam mı? Koriş gelecek tabii. Diyeceksin ki Neriman Hanım evde yok. Ondan sonra ama ben size börekler yaptım. Buyurun içeri diyeceksin. O da tabii hemen girecek. Ondan sonra ben kostümümle aşağıya ineceğim. Ve iyi ki de doğdun. Koriş, iyi ki de doğdun. Koriş, iyi ki de doğdun, iyi ki de doğdun. Mutlu da yıllar. Koriş. İbrahim'e bağlama ama yine de güzel oldu. Bana bak kız, biz senden sahneye mi çıksak? Sen böyle önden çıksan, beni anons etsen. Sonra da ben prensesler gibi sahne alırım. Ne diyorsun? Yok Neriman Hanım, ben almayayım. Ay sana bir şey veren yok zaten. Ay aman çekin zaten. Korişim gelecek benim, korişim gelecek. Ben geldim. Ama geldin, saklanamadım. İyi ki de doğdun. Ay, iyi ki de doğdun. Ay, Mine. Ay yanlış yerde girdin. Sen de... Ay sen de mi doğdun? İyi ki mi doğdun? Ay senin aynı gün doğmayı reddediyorum. Ay çok kötüyüm şu anda, çok. Ay yok Kureşim. Aman o doğsa ne olur, doğmasa ne olur? Ay hayatım, biz sana prova yapıyorduk. Ay Mine, her şeyi karıştırdın. Ben ne yaptım Nirmal Hanım ya? Yanlış yerde girdin. Ay hadi çık, beni Kureşim'le baş başa bırak. Ay Kureşim, iyi ki doğdun, aşkların en Kureşi. Ay doğdun değil mi hayatım? Bak. Aa, o ne tatlım? Cycle hayatım, Ömüş'ün doğum günü hediyesi. Sürpriz yapıyordu ama önce ben buldum. Ay güzelmiş. Ay bana da alalım. Birlikte gezeriz. Ay gezeriz hayatım. Şöyle Ortaköy, Bebek falan yaparız. Ama şeye gitmedim hayatım, Hisar'a. Ay çok kalabalık hayatım, böyle halk var orada. Sıkılıyorum. Doğru diyorsun. Bak. Ay inanmıyorum. Çok mutluyum, çok. Tabii ki hayatım, dünyanın en önemli şeyi senin doğum günün. En güzeliyle kutlayacağız sonra da. Hediye. Aa, evet. Ay. Ay iyi ki varsın. Diyorum. Evet iyi ki varım. Ama iyi ki sen de varsın. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ediyorum hayatım. İyi ki de doğdun. Mine! Ay yok yine. Ay, ay şu an çok mutluyum. Ay Allah'ım. Buyur abi. Vallahi güzel. Olur vallahi burası. Çok güzel. Esnafı da iyidir abi buranın. Rahat edersin. Öyle hiç başın ağrımaz. Muhabbet falan. İyidir yani. Şimdi bizim dükkan yıkılınca ben aslında emekli olmak istedim ama... Ömer bırakmadı, illa devam edeceksin diyor. Vardır abi bildiği. Demek vazgeçemiyor sizden. Vefalı çocuktur Ömer. Dostlarına, geçmişine, kayıp zamana çok değer verir. Zamanın kaybolduğu yok be abi. Biziz kaybolan. Çekiliyoruz köşemize. Öyle saklanmak için. Sanki biz saklandığımızda geçmiyor zaman, akmıyor. Var mı abi öyle bir şey? İlla geçer zaman. Haklısın, doğru tabii. Yani kaçmak boşuna. Hayat seni nereye savurmak istiyorsa işte oraya yolluyor bir gün seni. Öyle. Bizim kısmetimiz de burasıymış demek. Hem toruna da yakın. Ha, bir de torun mu var abi? Allah bağışlasın. Yok, daha yolda gelecek inşallah. Sende var mı çoluk çocuk? Yok be abi. Ben daha kendi yönümü bulamamışım. Ne çoluk çocuğu. Peki, şimdi ne yapıyorsun sen şimdi? Duruyorum. Yani... Evet, duruyorum. Öyle arada bir yerde... yolumu arıyorum. Bakacağız. Üzülme, sen de bulacaksın elbet bir gün yolunu. E hadi bakalım, bir çay ısmarla da şu dostluğumuzu bir pekişsin ha. Hemen. Ya... Ömer'in ne güzel arkadaşı varmış, hiç haberim yok diyor. Eyvallah abim benim. Hadi gel bakalım. Buyurun. Lütfen. Lütfen abi. Hı? Ay.
ya şu. Ana! Oha! Ay, pardon. Çok güzel olmuş. Şey, ben de gidiyordum. Ay gitme ya. Bir dakika, niye? Benden mi kaçıyorsun? Kaçma. Tamam, tutarım ben kendimi. Hiç şey yapmam. Ay yok canım. Ne alakası var? İş güç. Ya bırak şimdi işi gücü. Bir göreyim seni böyle bir ya. Şöyle bir özledim yani. Bir doya doya bakayım. Aa, ay saçmalama canım. Ha ne özlemesi? Hem bakacaksın da ne olacak? Yasemin ne oluyor ya? Lütfen hareketlerine dikkat et. Şirketteyiz. Tamam canım. Ederim. Şey yapmam yani merak etme. E o zaman akşam görüşelim. Ha? Seni misafir edeyim. Gel bana. Olmaz. İyi ben sana geleyim. Sen beni misafir et. Ay o hiç olmaz. Hayda. Efendim. Tamam geliyorum. Geliyorum. Bana bak senin kurtulduğunu zannetme tamam mı? Konuşacağız bir şey var. İkna edeceğim seni. Sinan. Ay ne yapacağım ben? Ay. Kahvemi alayım. Korişim, hadi sen şöminenin oraya geç. Şömineyi mi? Bakayım hayatım, bakayım. Ay, inanmıyorum. Hediye almışsın bana. Ay, ay hayatım hiç gerek yoktu. Ayol, bir tanecik korişimiz var. Açsana. Ay, açıyorum. Ay, şu an çok heyecanlandım. Ay, en sevdiğim. Saat almışsın bana. Çok teşekkür ediyorum hayatım. En pahalısından, en kalitelisinden. Hadi sen bir de tuvalete git bakalım. Gideyim mi? Tamam, bakayım. Ay, kim bu? Ay ne bileyim mi ne bakar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kim bu? Ayol, Ömer'in Şükrüsü. Tanımadın mı? Niye gelmiş? Ay, ay dur. Kafam karıştı benim yine. Buyur canım, ne vardı? Efendim, ben biraz araştırdım da galiba bisiklet Koray Bey'de. Onu almaya geldim. Ne? Ay bu bisiklet benim değil mi yani? Yok efendim, bisiklet sizin değil. Ben alayım onu. Hayır, alamazsın. Çek ellerin üzerinden. Ölürüm de vermem. Koray Bey, Ömer Bey al dedi bisikleti. Ay aldı git dedi, vermem dedi. Ay ne öyle oğlum, bir şeyler yap. Ay Şükrü, Ömer Bey Koriş'e hediye etti bunu. Yok efendim, başkasınınmış bu. Ay Nurum, neler söylüyor? Yok başkasınınmış, benim bu benim. Ay iyi, bırakır mısın vicdansız adam? Koray Bey ne olur yapmayın efendim. Ömer Bey size yenisini alacakmış. Ben ona daha pahalısını, daha güzelini ve böyle zillisini, sepetlisini alırım dedi. Ha, ay şunu baştan söylesene Şükroş Bey. Ay bana en güzelini alır tabii ki. İyi, al sen bunu götür. Zaten çirkin bir şeyi sevmedim. Müsaadenizle ben gideyim o zaman. Git canım, git. Hadi. İyi günler. Sana da hadi. Ay Nurum, zaten üzerine sığamıyordum. Ay bisiklet görünmüyordu benim yüzümde. İyi de bisiklet kimin acaba? Aa. Tam 17 çeşit şifalı ot var bunun içinde. Sabah akşam içeceksin. Sonra zaten şıp diye bebek. Ya hiç dertlenme. Çözeceğim ben. Serdar niye içmiyor? Aa, niye içsin? Ha, eminsiniz yani. Kesin benden. Vallahi bizim sülale üretken. Beşizler mi dersin, üçüzler mi? Maşallahımız var. Pek ıska yok yani. Bir dakika ya. Kolektif olarak üstüme geliniyor ama benim şu an. Sen de kabahatini bir kabul et canım. Ayıp değil ki bu, olur. Senin de kusurun bu. Serdar. Anneanneciğim, şimdi öyle demesek. Serdar, ne diyelim oğlum? Senden mi olmuyor diyelim? Yok canım, öyle şey olur mu? Ne alakası var? Serdar! Herhalde nelerle besledim, büyüttüm ben onu. Şimdi seni besleyeceğiz demek ki. Takviye lazım, takviye. Hadi iç bakayım, soğutma. Hadi bir dik işte, ha kızıma. Hadi.
Hadi iç aşkım, hadi. Serdar. Tamam, içme aşkım. Serdar. Ya ölsün be Serdar. Ölsün de kurtulun ya. Allah Allah. İllallah geldi be. Yeter ya. Of. Bak hep senin yüzünden. Serdar. Buyurun, kime bakmıştınız? Ay Galo Hanım o. Salak, çekil. Galo Hanım, pardon, Fikret Hanım. Siz tabii patronlara gelmiştiniz. Şöyle ki, Ömer Bey, Sinan Bey. Teşekkür ederim. Ay ya kusura bakmayın, ben biraz heyecan yaptım da yani gerçekten söyledikleri kadar varmışsınız. Ne diyorlar mesela? Yani diyorlar ki harika bir kadın falan. Hani duruşuyla, tarzıyla, karizmasıyla böyle her şey bir başka. Örneğin mesela bu yüzünüze bayıldım. Kalıbına mı, kumaşına mı? Her türlü. Ben bir de sizden bir tüyo istesem. Mesela ben nasıl gözüküyorum? Bence tavsiye ihtiyacın yok. Doğru yoldasın sen. Senin olayın elbise. Gerçekten ciddi misiniz? Tutturdum yani. Yalnız bence daha koyu renkler tercih etmelisin. Bir de ben senin yerinde olsam bu tarz elbiselerde saçımı toplarım. Dikkati dağıtmasın. Sinan Bey'in odası ne tarafta? Karşıda. Ay teşekkür ederim, harikasınız. Topladım. Ay be! Kaptım tüyoyu galadan. Ay Feyz, sen eklesen mi? Ay canım. Ekleyeyim, sevinsin. Sinan? Efendim? Girebilir miyim? Geldim. Kimler teşrif etmiş? Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Ne güzelmiş burası böyle kendi halinde. Sıcacık. Öyle. Sizin gibi. Şu sizi bizi atsak mı ya en başından, ha? Peki, o zaman ne diyelim? Galo diyelim. Yok, Fikret desek. Fikret. Olur, tamam. O zaman. Ne içersin Fikret? Biliyorum, söylemene gerek yok. Türk kahvesi, sade. Evet, doğru ama daha zamanı gelmedi, sağ ol. Tamam, peki. Ben sizinle... Seninle yani. Gerçekten çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hani hepimiz çok heyecanlıyız ve birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Vallahi bence de öyle. Tasarımlarınızın beni mutlu edeceğini düşünüyorum ben. Yani benim elbiselerimle sizin ayakkabılarınız arasında böyle ne bileyim bir ruh birliği olacak gibi ha? Ne derim? Tabii ya çok çok güzel. Evet harika olacak. Demek fikrin değişti. Nasıl? Hani şeydi ya bu, beğenmemiştin ya, öyle söylemiştin. Yani Ömer'in tasarımlarını falan. Ama niye açıyorum ki zaten şimdi konuyu, boş ver, gevezelik öyle kaşıyıp... Evet, çıkıyorsun. Öyle dedim. Geçen yılki koleksiyonumuz için. Bir kırgınlık mı oldu yoksa? Yok canım, ne olur mu öyle şey? Kırgınlık falan değil. Biz, zaten biz onları böyle kendimiz için çok yapıcı eleştiriler olarak şey yaptık, aldık. İyi. Yani siz de beni eleştirebilirsiniz. Ben açayım, bozulmam. Diyorsun. Evet, ilginç tabii. Ben sana örnek bir katalog hazırlattım bu ayakkabı tasarımlarla alakalı. Nerede ki? Ha. Ya bakalım. Ben bu arada Defile'nin ilk parçasını da gördüm. Harikulade. Gerçekten muazzam. Sen bir yap, incele. Yani içinden bak, beğendiklerine konuşuruz. Ayarlarız yani.
Az önce Ece ile konuştum. Guess what? Ne? Fikret Hanım bize bir uğrayacakmış. Ne? Ne zaman? Bugün mü? Şimdi mi? Evet. Bugün size uğrayacak dedi. Ay Sude, hemen hazırlanmalıyız. Ay bir sürü şey almamız lazım. Ben Pınar'ı arayayım, atıştırmalıkları halletsin. Sen de hemen çok güzel bir roze sipariş et, tamam mı? Ya Fikret Hanım'ı en güzel şekilde, süper şekilde ağırlamalıyız. Tamam, halledeceğiz tamam. Ay beklenen gün geldi. Hadi Sude, hadi çabuk hallet, çabuk çabuk. Ay tamam, sen de biraz sakin ol. Alo Pınar, şimdi not al. Çok önemli bir misafirimiz var. Söylüyorum. Karışık makaron. Karışık makaron istiyorum. Taze çilek, taze çilek istiyorum. Biraz tuzlu olsun. Somonlu kanepelerden. Gel. Oha. Sebep? Hakikaten. Oha. Sadede gel kardeşim. Fikret buradaydı. Ya inanamıyorum. Galo. 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 Fikret deyince bir tuhaf duyuluyor değil mi böyle? Ama kendi istedi biliyor musun denmesi? Çünkü Galo şimdi onun şirket ismi falan ya. O yüzden bana Fikret değil. Ya harika bir insan oğlum. Gerçekten harika bir insan yani. Sen sevmezsin gerçi. Böyle bir şey bak. Bunu o yaptı. Herhalde ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi buraya geldi. Seninle görüştü. Gitti. Öyle mi? Ha. Sen niye bozuldun ki şimdi? Sen bir, değil mi? Bir bozuldun. Saçmalama. Seçtiğim ayakkabıyı. Aa. Ne? Orası biraz karışık. Ne demek karışık Sinan? Dedi ki bunlar olmaz. Acaba dedi Ömer Beylerden rica etsek kendileri bize yenilerini çizebilirler mi acaba dedi. Yeni bir şeyler. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Yasemin Kayalar'ın ofisine gelmiştim. Ayşe, Yasemin Hanım'ın çok böyle özel bir toplantısı vardı, onun için hazırlanıyor. İsterseniz ben sizi şurada bekleteyim. Olur, tamam. Ay merhaba bu arada. Merhaba. Buyurun, buyurun. Buyur, buyur, şöyle oturabilirsin. Ben de böyle çay simit falan yapıyordum. Sen niye görüşecektin Yasemin Hanım'la? İş başvurusu mu? Aslında... Ay, çok affedersin ya. Şey... Sana da ikram etmedim ama simit ister misin şöyle ısırılmamış yerinden? Vallahi çok sıcak bak taze. Hadi bir parça alayım. Çay ister misin? Çay vereyim mi? Yok yok çay içtim. De bir Türk kahvesine hayır demem. Hemen söylüyorum. O da iki tane Türk kahvesi alabilir miyiz Sade? Teşekkürler. Ay ben sormadım Sade dedim ama demese miydim? Yok yok. İyi dedin, sade içiyorum zaten. Hı. Ben de işte bu saatlerde bir kahve patlatırım. Öyle ben her istediğimde içemiyorum. İstanbul'da yaşamıyorum aslında ben. Arada gidip geliyorum. Hı. Ama özel insan ya. Ben mesela İstanbul'u olmamama rağmen böyle bir bağlandım. Yani uzağa gittiğim zaman böyle boğaz kokusunu falan özlüyorum. Ya sen ne diyorsun? Benim çocukluğum Beyoğlu'nda geçti. Sonra Eminönü bak orada bir kuru fasulyecim var. Bak. Geldiğim gibi oraya giderim. Bu sefer de gittim kapanmış. Nasıl içimde kaldı anlatamam. Oo! Sen kuruyu asıl benim anneanneme soracaksın ya. Bir kuru yapar. Yanına da böyle bir pilav tane tane. Ailecek böyle bir toplanıyoruz masanın başına. Tabii abim her seferinde abartıp abartıp bir sürü yediği için sonra uyuyamıyor bütün gece ama hep böyle yapıyor yani. Tabii o kadar iyiyse dediğin kadar normal. Bir de böyle maaile yenince tadı bir başka çıkıyordu. Sen deli misin? Gelsene. Mesela bu akşam bize gel. Hep birlikte kuru fasulye yiyelim. Anneanneme söyleyeyim yapsın. Sen ciddi misin?
Harika. Ya ben senin gibi bir insan görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu biliyor musun? Ne kadar iyisin sen. Estağfurullah canım, öyle elektriğimiz falan tuttuysa şey olduysa ondandır. Anladım ya ben. Sen de biraz böyle benim gibi eserekli bir insana benziyorsun. Ay sorma. Deli diyen bile var. Deli gücü değil mi? Evet, o arada bana da şey yapıyor, geliyor yani. Aa şey ya, biz tanışmadık. Defne ben. Defne? Aa Sude, gel gel. Siz Fikret Bey'i yukarıda beklerken... hanımefendi de Yasemin Hanım'la görüşmek için gelmiş. Sen iş başlıyorsun şimdi değil mi? Defne'cim, canım sen bir sus artık istersen. Çünkü resmen Fikret Galo'yla konuşuyorsun. Ne? Oha. Oha ama ay, bunlar hep böyle mahalleden Nihan'dan bulaşıyor benim ağzıma. Yoksa onu bilmeden ağzımdan şey yaptım. Resmen Fikret Galo komikmiş. Resmen Fikret Galo ben. Memnun oldum. Akşam sendeyim o zaman Defne. Tamam, tamam. Ben de gelmişken patronlarla bir görüşeyim. Değil mi? Tabii. tabii şey, siz buyurun, ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne? Nereden bileyim? Yuh ya. Ne demek akşam sizdeyim? Nereden bileyim ya? Hayret bir şey ya. Hiç ya. Bana ne? Ben sevdim kızı ya. Vallahi helal olsun ya. Hiç yani Fikret Galo demezsin. Ayşe dersin. Ayşe. Serdar ya. Hı. Biz hiç çıkmasa mıydık ya? Baksana sanki herkes böyle gözü üstümüzde bizden konuşuyorlar. Aşkım saçmalamaz mısın? Sanki alnımıza yazıyor bunların çocuğu olmuyor diye. Anneannem dedi ama herkes konuşuyor dedi. Ya sen ona ne bakıyorsun? Allah Allah. Millete neymiş bizim çocuğumuzun olup olmamasına? Mesela Ferda'ların bebeği olmasa sen sağda solda bunu konuşur musun? Yok artık. Bak. Tabii konuşurum Serdar, deli misin? Bomba gibi haber ya. Vallahi gerçekten de mesela bir civcivli geldi bana da ha. Ben de konuşurum, doğru. Biz geri dönelim bak, vallahi hadi gel geri ya dönelim. Ya aşkım bir dur. Allah Allah, geziyoruz işte ne güzel. Evde otur otur şiştik vallahi ya. Hem bak kahveye de gitmiyorum. Konuşurlarsa konuşsunlar. Hem bize ne? Umurumuzda sanki. Evet ya. Ne derlerse desinler. Deniyoruz yani sonuçta. Ne var? Aynen. Ayrıca konuşuyorlarsa da onların ayıpları. Onlar utansın. Ben mi utanacağım? Evet be. Karıma bak be. Gülnihan Hanım benim. Gel. Serdar. Ha. Şunlar bizi mi gösteriyor? Kim ya? Beni mi gösteriyorsun sen? Ya. Gel gel yüzüme söyle. Ne oldu? Ne var? Ne yapıyorsun? Evet. Ne olmuş, ne var? Sen de dört tane vardı, ne oluyor be? Hepsi birbirinden çekil. Bana bak, doğru konuş. Konuşmuyorum, ne olacak? Deli bu kız, gel gel. Bulaşma. Bulaş, bulaş. Bulaş bak, ben sana ne yapıyorum? Bir kafa göz gireyim sana da bakalım ne oluyor. Bak kaçma. Hop, bak kaçma diyorum ya. Olacağım, ayağımın altına olacağım ya. Ya sana bırak. Of. Aa, Ömer. Gel. Tesadüf mü bu? Yok, bir daha şey yaptım. Bütün gün görmeyince. Ay evet ya, üç kere mola alanına çıktım, yoktun. Beni görmek için mi çıktın? He, yok ya. Öyle kahve içmek için falan. Hmm. Rezil olmalara doyamıyorum değil mi ben ya? İki dakika ağır ol. Yok Defne, ağır olma. Böyle daha güzelsin. Hı, öyle mi? Olduğun gibi. Değil mi ya? Olduğum gibi böyle. Doğal. Olduğum gibi. Nasıl bensiz hayat? Hiç tadı yok ya. Yani hiç şimdi ayak yapamayacağım. Çok özledim seni. Sen? Ben ne? Ya, özlemedim diyorsun yani, oh kurtuldum diyorsun. Yok, öyle demiyorum. Ha, o zaman özledin. Aha, geldi. Aman söylemesen bir şey. Hiç özledim falan da deme, incilerin dökülür. Hep Defne söylesin tabii, doğal ya böyle. Söylüyor ya, öyle. Thank you.
Biz geldik. Gümüş, oğlum bak amcanlar geldi. Kimse yok mu? Yalnız mısın? Sana ne Neriman, sana ne? Ay Defne kızımız nerede? Yok mu? Bakkalı mı gitti yoksa? Ay Nörüm, yani şu kız fakir adetlerinden kurtlamadı gitti resmen. Ay bakkal gelsin değil mi ama? Neyse öğrenir, öğrenir hayatım. Neriman! Ay ne var, ne kızıyorsun Necmi? Defne yok. Aa, neden? İyi kaçmıştır hayatım kız. Ne yapsın? Ay bütün gün böyle dağ gibi oturup suratsız suratsız durduysa kız kaçmıştır. Yani ömür soğuksun, karlar kralısın. Soğuksun hayatım, ne yapacaksın? Koray biraz az konuş, az. Ay ne oldu şimdi, sen başından anlat. Neriman karışmayın. Ay Necmi, ne söyledim ben? Ay niye bağırıyorsunuz Necmi Hoş Bey kadına, ha? Be otursaydınız bir... Geçtik bile içeri. Tattım, oturduk işte. Ömüş, bana bak. Sürpriz doğum günü partisi istiyorum hayatım. Eğer yapmazsan bir yıl boyunca var ya burnundan getiririm. Konuş konuş, kulaklarından kan akıtırım senin. Tamam mı? Ömer İplikçi değil misin? Arkadaşım değil misin? Yap. Tamam Koray. Kaçta, nerede olsun sürpriz doğum günü partim? Onu bilemiyorum hayatım. Saat 9 iyidir. Benim evimde olsun hayatım. Her gecikler kırmızı giysin. Kırmızılar partisi. Aşkın rengi. Ben kırmızı giymem. Ay, niye? Kızarır mısın? Ben de giymem. Ama iyi o zaman, çıplak gelin siz. Ay tamam canım, gitme üstlerine hayatım, kavga etmeyin. Ay bence beyaz yakışır. Evet evet, Ömüş'üm beyaz giyinsin. Ay Arabistanlı Lawrence'ım benim. Ay Kurişim, gel sen bu partiyi beyaz partisi yap. Ay Nörüm haklısın. White birthday Kuriş. Ya kırmızıyı beyazı boş verin, ben halledeceğim parti işini. Ne? İşte halledeceğim. Ha. Ay Nörüm, bu böyle hadi gidin artık der gibi bakıyor. Ben bakışı biliyorum. Aa, ne gitmesi ayol, yayıldık bile. Necmi, gel tatlım otur. Amca geç otur sen de. Ben de bir çay kahve bir şey hazırlayayım, adettendir. Ay Defne nerede acaba? Sorma Neriman, sorma. Ay Necmi, ben ona mı soruyorum? Kendi kendime konuşuyorum. Defne nerede acaba, Defne nerede acaba? Öyle yani. Karışmayın. Çocuklara karışmayın. Ne huysuz bir adamsınız Necmi Hoş Bey. Yani Nörüm'ün kocası, Ömüş'ün amcası, ofisinin bıyıklısı diye demiyorum ama... tuhaf bir insansınız. Gerçekten huysuzsunuz. Karışmayın çocuklara. Çocuklara karışmayın. Başka şeylerden konuşun. Aa, başka şeylerden konuşun diyor. Acaba ne konuşsak? Aa, ev hakkında konuşalım hayatım. Ben diyorum ki şöyle hani allı güllü bir duvar kağıdı olsa... şuraya çok güzel bir Joseph'in... tam karşısına da böyle altın varaklı bir ayna. Ha? Hoş olmaz mıydı? Necmi Hoş Bey, iyi olur muydu? Sakinleştiniz mi biraz? Aa. Uyudu o hayatım, uyudu. Ay uyudu, lap diye uyudu. Yastığa beş kalı uyudu. Aman uyusun, uyusun. Ters. Hiç heveslisi. Ay. Ömüş! Ömüş! Ay bu da düdüklü tencere gibi. Tıkasını falan mı takırsan, ne yapsak, bir şey yapsak? Korkuyorum. Defne uzat bakayım şuradan salçayı. Madem o kadar övdün anneannenin kuru fasulyesini... şöyle şenlendirelim damağını kızcağızın değil mi? Yalnız kızcağız dedin, dünya çapında modacı anneanne. Nasıl yani, ünlü mü geliyor şimdi bize? Yani kendi çapında ünlü diyebiliriz aslında. Yalnız bir görseniz var ya, hiç böyle ünlü gibi falan değil. Çok tatlı, çok iyi bir kız. Al işte bak. Ne kadar ünlü olursa olsun yine de Türk halı kuru fasulyesine geliyor. Yani. Şöhretim dünyaları aşmış, da haberim yok. Hey yavrum, hey. Bunda da bir havalar. Sen sus bakayım. Gel şu pilava bak, olmuş mu? Tıkır tıkır ediyor mu? Hadi. Yok daha değil. Abla, bu Fikret'in ünlü arkadaşları var mıymış? Ev partileri yapıyorlar mıymış? Sevgisi falan mesela. Ay resmen dedikodu.
Bize ne canım? Kim ne yapıyorsa ne yapıyor yani? Allah Allah. Kimden öğreniyorsan artık bunları. Çok ayıp. Ayıp. Vah yavrum vah. Gurbet ne zordur değil mi? Kim bilir ne hasret çekiyordur. Kız Defne, bir de baklava mı açaydık, ne yapaydık? Yazık, özlemiştir. Ay aslında çok iyi fikir anneannem, onun için vakit yok ya. Artık bir dahaki sefere. Gelsin canım, yine gelsin. Samimiyetiniz ilerlerse bir günde beni okuldan alsın mesela. Biraz hava basarım bizim kızlara. Aa, Esra'ya koş. Sen şu cacığa koş bakayım. Ha? Doğra salatalıkları. Hayaller, hayatlar. İyi akşamlar. Selam. Merhaba. Ben Defne'nin evini arıyordum. Bizim defo mu? Defo galiba, evet. Ha, şu ileride sağda ama. Aa, tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Kimmiş ki o? Bilmem, defoyu sordum. Çoluğu çocuğu var mıymış? Hı-hı. Üç tane ellerinden öperler. Hay ben böyle işin ya. Arkadaş herkes mi doğurgan? Kızım saçmalama, ne bileyim çocuğu var mı yok mu? Sen iyice kayışı kopardın ha. Artık benim için insanlar ikiye ayrılıyor Esra. Çocuğu olanlar ve çocuğu olamayanlar. Ben maalesef bu ikinci talihsiz durumdayım. Aman be. Amma hırpaladınız kendinize ha. Yürü hadi yürü. Öğrenelim bakalım. Abla kimin nesiymiş? Hoş geldin. İyi akşamlar. Gelsene içeri. Ha, ben onu alırım, sen merak etme. Dur şu dışarıya bırakmayalım da. Aslında bir şey gelmesin. Aldım. Bir şey olmasın. Şöyle koyalım. Tamam, aldım ben. Zahmet oldu. Ha, şöyle koyayım anneanne. Evet. Şöyle bir yere bırakalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret, anneannem Türkan, kız kardeşim Esra. Memnun oldum Türkan teyzeciğim. Ay görüyor musun bak Defne, unutmamış adetlerimizi. Sen git ta Amerikalara, örfümüze, adetlerimize bağlı kal. Ay bak duygulandım şimdi. Anneanneciğim abartma sakın. Esracığım, memnun oldum bir tane. Ben de. Adın neden Fikret? Bilmem, öyle koymuşlar. Babam koymuş. Çok severmiş Fikret Mualla'yı. Bilir misin ressam? Araştıracağım. Süper. Ayakta kaldın kızım. Geç hele geç. Bizim mutfakta biraz daha işimiz var ama. ben de geleyim. Ha, şimdi şey biraz mutfak böyle dağınık falan şimdi şey olmasın. Aa bayılırım. Yemeğe beş kala mutfak trafiği. En sevdiğim. Bir de ben baklava aldım. Ay niye zahmet ettin ya? Çok teşekkür ederiz. Olur canım öyle şey. Afiyet olsun. Hadi o zaman. Şöyle çıkar. Alayım ben yardım edeyim sana. Abla ben bunları masaya koyayım mı? Koy aşkım koy. Ben ne yapıyorum? Sen de şuradan turşuları koy bir zahmet. Turşuya da bayılırım. Bir oturuşta hepsini bitirebilirim vallahi. Al benden de o kadar. Heh, buldun kendinden bir tane daha. Aa, ne yapıyorsun öyle olur mu? Ayıp. Kocaman kız. Çok zor. Aa, ben baktım. Aa, selam. Merhaba. Kesin hamile. Turşu aşırıyor. Aa. Vallahi kaynananız sizi seviyormuş ha. Fasulye yemeği yaptık, gelsenize. Olur, gelin. Hoş geldiniz. Merhaba. Fikret, iş arkadaşım. Fikret, bizim tayfa. İsovenian. Memnun oldum. Turşu? Alalım madem. Harika. Hmm.
Çok acayipmiş ya New York falan. Neden gittin peki? Hayat çizgisi işte. Ne zaman ne olacağını kestiremiyorsun. Öyle kafam bozuldu, atladım gittim. Ama başlarda çulsuzum. Bulaşıkçılık falan. Hadi canım. Vah yavrum. Orada böyle çamaşırhaneler var. İnsanlar götürüyorlar çamaşırlarını, bırakıyorlar, bekliyorlar bitmesini falan. Ben de çamaşırlarımı bekliyor bahanesiyle oralarda yatardım çaktırmadan. Ay, ya hırsızı var, namussuzu var. Allah korumuş vallahi. Deli cesareti. Öyle galiba. Sonra işte yavaş yavaş ipin ucundan tutunca olay patladı. İşte birkaç ünlüye tasarımlarımı giydirince olay bitti işte. Şimdi bir hot couture markam var. Ya bir nevi terziyim diyelim. Ya sen şimdi resmen sıfırdan yarattın öyle mi? Başta fena süründüm ama yani. Sonra inat ettim. Bir şekilde oldu vallahi şansıma. Bizim orada var ya sürekli senden bahsediyorlar. Yani haftalardır başka hiçbir şey konuşulmadı. Sürekli gala Türkiye'de, gala Türkiye'de, gala Türkiye'de. Sağ olsunlar da çok önemsememek lazım. Yani sonra kibir falan oluyor en fenası. Kibir buralarda epey yaygındır. Hemen çok önemseriz kendimizi. Yere göre sığdıramayız. Tez vakit aklımızı yitiririz. O sebeptendir ki başarı burada pek uzun sürmez. Çocuk düşünüyor musun? Yani ya, bir silkelen artık sen ya. Bunu diker misin? Aa, ne güzelmiş bu böyle. Aa, Esra ne yapıyorsun? Madem terzisin, dikebilirsin bence. En sevdiğim elbisem. Anneannem dikiyor ama her seferinde sökülüyor. Kim? Ben mi dikmişim? Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten mi anneanne? Ablan dikmiştir. Karıştırıyorsun besbelli. Yalan söyleme bari. Türkan bir şey dikecek de o da sökülecek. İyi tamam tamam sonra bakarız ablacığım. Bırak şimdi onu. Yok yok getir ver sen bana. Ama şimdi sen de böyle mecbur kaldın yani. Yok ya. Dikmek bana her zaman iyi gelir Defne. Yaşadığımı hatırlatıyor. Bütün olasılıkların sonsuz olduğunu falan. Bu şekilde hayatta kaldım ben. Bir nevi minnet borcu yani. Maşallah. Hem iyi huylu, hem maharetli, hem de kendi güzel. Ay nasıl kaynaştık ya? Yani gerçekten benim böyle bir şey olacağı hiç aklımın ucundan bile geçmez yani. Deseler ki Galo böyle gelecek, sen de yemek falan yiyeceksiniz, birlikte vakit geçireceksiniz. Ya böyle acayip kafa yani çok iyi anlaşacaksınız falan deseler yavaş at bir derdim yani. Derdim valla. Sen özlemişsindir de buraları. Epey gezersin artık. Ay hem de nasıl? İşte kapalı çarşıya gideceğim. Orada birkaç dükkanım var böyle kumaşçım falan. Onlara bakacağım. Süper. Birlikte gidelim. Aa, ciddi mi ya? Tamam süper o zaman. Tamam en yakın zamanda ayarlıyoruz. Birlikte gidiyoruz o zaman. Anlaştık. Al bakalım. Teşekkürler. Yine çok olursa? Ablanla gönder ben hallederim hemen. Tamam mı? Ben artık izninizi isteyeyim. Aa, gidiyor musun? Yarın çok erken kalkacağım ondan. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzel bir akşamdı. İyi ki geldin. Türkan teyzeciğim, ellerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle bir yemek yememiştim. Afiyet olsun kızım, yine gel. Bak bir dahaki sefere ne yaparız biliyor musun? Mantı açarız. Üzerinde de bol kızarmış tereyağı, sonra da bol bol sarımsaklı bir yoğurt. Bak sen şimdi mantı dedin, böyle bir iştahım açıldı tekrar ya. Of, oy. Gel, gel. Anlaşıldı, anlaşıldı. Anneannem bayağı sana kilo aldırmaya kararlı galiba. Değer, değer. Her şey değer. O zaman görüşürüz diyelim. Gel ben geçireyim seni.
Defne ne yapıyorsun? Vallahi tahmin edemezsin. Fikret buradaydı ya, Fikret. Fikret Galo. Ne? Nasıl ya? Bir kaynaştık, bir kaynaştık, sorma. Yemeğe falan geldi ya. Harika bir kadın vallahi ama sen sevmezsin. Defne sen de mi? Ne Fikret'miş arkadaş? Gıcık gıcık konuşma ya. Harika bir kadın diyorum sana. Onunla birlikte çalışacağınız için çok şanslısınız. Tabii tabii. Defne. Hı? Koray doğum günü partisi istiyormuş. Nasıl, senden mi? Yani maalesef söz verdim ben de. Nasıl da senlikmiş yani, bayılırsın böyle şeylere değil mi? Angarya. Bayağı Angarya. Sorma. Ha şey, tamam tamam ya, ben hallederim onu. Halleder misin? Ay abartma, çok abartıyorsun. Aslında zevkli bir iş. Merak etme bende. Sen ne yapıyorsun evde? İyiyim. Ha. Tabii şimdi sessizdir ev, böyle birdenbire yalnız kalınca falan. Daha yok. Yengemler buradaydı. Ha. Ama gitmişlerdir sonuçta. Ya evet ya, ben de şey yaparım. Ne o, kitap okurum, yatarım birazdan. Her şey yolunda yani, kaldığın yerden. Böyle eksiklik falan da hissetmiyorsun. Ara ara düşünmüyorsun da, böyle duvarlar üstüne üstüne de gelmiyor. İyi geceler Defne. İyi tamam peki. İyi geceler. İnadı tuttu ya. Keçi inadı tuttu. Demiyor da demiyor yani. Bir özledim demedi ya. Ama sen dur. Ben kıracağım onu, o keçi inadını. Ay böyle bir küçük küçük oyunlar. Bir tripleşmeler falan. Kız mı siz, şaka maka bayağı çift oldunuz. Hem olduk hem olamadık. Bir acayip. Sevgili misiniz yani? Hı. Kız sus. Anneannemin yanında da konuşacaksın abuk subuk. 40 saat çekemeyeceğim ben onun sorgusunu. Yapma. Aşk mı sence bu peki? Hı? Yoksa gelip geçici bir heves mi? Ha? Ömür boyu sürer mi mesela? Hı? Ya bunu kapat. Nerede bunun kapama tuşu, yok mu ya bunun kapama tuşu falan? Boz bunun ayarını, bunun içinden tüken çıktı. Esra, bebeğim hadi sen git bir anneanneye bak bakayım. Uyumuş mu? Uyuduysa üstünü ört, yazık, üşümesin. Değil mi? Bayağı postaladınız yani beni. Biz ablanla özel bir şey konuşacağız da ondan. Ne oldu be? Defne ya. He? Bizim çocuğumuz olmuyor galiba. Hayda, başa döndük. Yok, olmuyor. Ya ne yaptıysak, ne denediysek yok, tutmadı. Acaba diyorum bende bir sorun mu var? Kızım saçmalama, şimdi niye durduk yere sorun olsun? Niye olmasın? Allah Allah, sorun bu. Neler duyuyoruz? Yani evet tamam, orası öyle ama. Yok yok. Ben kedili teyze olacağım ya, orası belli oldu. Kızım bir dur ya. Dün bir, bugün iki. Acaba diyorum benim annemin de bebeği olmuyordu da beni evlatlık mı aldı? Yok artık, vallahi sen iyice uçtun ha, uçuyorsun ha. Evet, evet. Genetiktir belki. Ya ne bileyim, böyle çocuksuzlarızdır belki biz. Mutsuzlarızdır. Ömür boyu böyle. Vay arkadaş ya. Kızım bir dur ya. Olur bak vallahi. Olur yani. Olmuyor. Çocuksuz kaldım ya. Olamayacağım ben anne falan. Ay utanmasam ağlayacağım ya. Utanma, utanma. Gel. Ben kıyamam sana. Niye böyle oldu ya? Oh. İso çok teşekkür ederim yavrum. Çok yordum seni be yavrum. Çok teşekkür ederim. Olur mu abi? Bana da iyi oluyor. Oyalanıyorum işte. Nasıl, ne diyorsun? Güzel olacak ha? Ne demek güzel olacak? Baksana oldu bile. İsa abi. Oo, Seko Bey. Hayırdır ya? Nerelerdesiniz siz? İş güç mü abi? Çalışıyorum. Vay. Ne fiyakalı laflar lan bunlar. İş güç falan. Çalışıyorumlar. Bu sana. Ustam ilk kez tezgahı buna verdi. Ben de bunu sana yaptım. Lan. Oğlum. Ne yaptın? Marangoz musun sen? Değilim ama olacağım. İsa abi buldu bu işi bana. O olmasa. Tamam Seko. Yeter, dağladın oğlum.
ne diyeyim ki ben şimdi? Şuna bak. Yani dağıttın karizmayı. Hadi git işinin başına. Yürü. Bir de çoluğum çocuğum yok diyorsun. Abi çok acayip ya. Bu Seko daha düne kadar burada top oynuyordu. Şimdi böyle ne acayip ya. Hayatta o kadar benzer yerde duruyoruz ki seninle. Anlatsam inanmazsın. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Galo. Hay Allah, duymadı. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Ah, Fikret Hanım. Duymadınız. Kulaklık vardı. Ha evet. Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? Dün çok detaylı konuşamadık. Aa evet, kusura bakmayın. Ayrılmak durumunda kaldım ben. Yukarı mı? Yukarı. Buyurun, beraber çıkalım. Çıkalım. Asansörle çıksaydık? Aa ben asansöre bilmiyorum. Merdivenle çıkacaktım. Ha. Ay ne güzel fikir. Tabii merdivenden çıkalım. Buyurun. Dün de dediğim gibi, biz aslında yeni bir şirketiz. Yeni bir oluşumuz. Kadromuz birbirinden yetenekli genç isimlerle dolu. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Hep hayalini kurduğum bir şirketti. Bilirsiniz ya. Konsept danışmanımız Los Angeles'ta. Ece'nin de arkadaşı zaten. He, Suudi Hanım gördünüz. Bir de deşasürden mansiyoner Junior tasarımcımız var. İkisi de kendi alanlarında çok büyük adımlarla ilerliyorlar. Burayı tamamen kadın ruhu üzerine inşa ettim. Yani bir kadına yakışan zarafet ve inceliği her halimizde yansıtmak için yola çıktık. Ekip arkadaşlarımın da hemen hemen hepsi kadın zaten. Ah ne demişler? Bir kadın ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa bütün kadınlar da ayağa kalkmış olur aslında. Ay. Ben burada ineyim. Harika. Zevkle dinledim. Görüşürüz. Görüşürüz. Açmıyorsun. Ne oldu, ne bu hal? Gel. Odamda konuşalım, gel. Dün gelen de o muymuş? Oha, nasıl yani? İçeride mi şimdi? Evet, daha neden öyle? Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ne oluyor? Hiç, hiç, hiçbir şey olmuyor. Hoş geldiniz. Fikret Galo odanızda sizi bekliyor. Thank you.
Selam. Ne haber? İyiyim. Beklemiyordum seni. Evet evet biliyorum. Habersiz geldim zaten. Türk kahvesi yapabiliyor muyuz? Söylüyoruz, yapıyorlar. Süper. Alo Derya. Bize bir dakika. Sade. Sade evet. İki tane sade Türk kahvesi yollar mısın? Çok fenaymış masan. Bu ne mesela? Öyle, aksesuar. Hı. İyi, güzelmiş. Nedir şimdi? Önce ipekçinin çizgisini beğenmiyorum dedin. Şimdi de bizimle çalışmak istiyorsun. Evet. Sonra da gösterdiğimiz koleksiyonu kendine uygun bulmuyorsun. Evet, çünkü uygun değil. Yani? Yani şöyle, ben bu defile için 5 tane elbise çizeceğim. Bir tanesini bitirdim zaten. Bunlara uygun 5 tane ayakkabı gerekiyor. Onu biliyoruz Fikret Hanım. Fikret. Peki Fikret. Sen biraz kızgın mısın? Hayır. Hayır yani yeni bir şeyler çizelim dedim diye sanki. Hayır, mevcutlarda ne sıkıntı var, ben bir anlasam. Tamam. Tamam dur sen kızma. Şöyle yapalım. Sen önce ayakkabını çiz. Ben de ona uygun elbise tasarlayayım. Nasıl? Nasıl? Sen ciddi misin? Evet. Ay, dünya kadar işim var. Ay daha başlayamadım bile. Nasıl yetişecek bunlar? Yasemin. Hayır, erteleyeceğim diyeceğim ama hepsinin de acelesi var yani. Mümkün değil. Yasemin. Aa, eve mi götürsem acaba? Evet, evet. Evde daha rahat olur. Yasemin! Sana söylüyorum. Sen niye benden kaçıyorsun? Ben mi? Öyle işte. Sorma. İstemiyor musun? Hayır. Evet. Sinan ne olur sorma. Yasemin nasıl sorma ya? Ne oldu böyle durup dururken? Olmuyor bir şey. Olamaz da. Olamaz. Ben çok düşündüm. Henüz böyle bir şey için hazır değilim. Öyle mi? Öyle. Peki sen bilirsin. Ya. Nihan! Nihan! Aşkım! Ne oldu? İyi misin? Neden geldin? İş yerinden aradılar. Sana ulaşamayınca merak etmişler. Ben de bir şey oldu sandım. Olmadı bir şey. Hiçbir şey olmuyor. Benim bebeğim olmuyor. Ama aşkım niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun mu var ya? Ben burada bir ağız tadıyla bunalıma giremeyecek miyim? Yok yok. Anneannen haklı. Kesin bende bir sorun var. Ya canım ne alakası var? Tamam. Hani bizim taraf fişek gibi. Yani tek atışta 5 vuran bile var ama. Ya saçmalama. Belki sende sorun canım. Nereden biliyoruz? Sen kendin söyledin. Benden dedin. Ama senin desteklemen değil karşı çıkman gerekiyordu Serdar. Hiç yardımcı olmuyorsun ya. Of. Ya ben ne bileyim. Ne diyeceğimi bilemedim ki. Deme bir şey. Git sen kahvene. Nihan. Nihan.
Aşkım, hadi dön bana ne olur. Nihan. Allah Allah. Ay! Yeni havalı tarzları deniyordum. Ne yapıyorsun? Ay bugün Ömüş'ün neresine aşık oldun acaba? Ay Koray Bey ama. Ay iyidir hayatım, aşk iyidir. O beton sen kuru, çok yer kaplamazsınız. Ne yapıyorsun? Ay ne vardı Koray Bey? Ay öz hayatım mı? Hemen anlatayım hayatım. Ay hayır. Ay ne diyecektim ha? Hayatım sana anahtarlarımı getirdim. Kocam doğum günümü organize etme işini sana vermiş. Kocam mı? Ay dedim değil mi öyle? Hayatım sevin, at havanı. Ay Koray Bey, vallahi atacağım şimdi dışarı sizi. Bana bak, ben seni Ömer'le ayırırım. Ha, al şu anahtarları, al. Ne yapacağım ben bunlarla? Ne bileyim be, Allah Allah. Sürpriz doğum günü partisi olacak hayatım, sürpriz parti. Hiçbir şeycikleri bilmeyeceğim ben. Benim tek işim sadece akşam saat 9'da eve gelip şaşırmak olacak. Ha, sana söyleyeyim şimdi. Yaprak sarması, 10 katlı yaş pasta, atıştırmalıklar, bir de sushi büfesi. Tamam mı? Bir de mekanı süsle, iyice gösterişli olsun. Ben ayrıntılara falan karışmak istemiyorum. İyi ki karışmadınız ya. Bir de şey, Zübeyir'den de videoyu almayı unutma. Ne videosu? Tell the Koreys. Koray Bey'le ilgili video hazırlıyoruz da. Sizin de kendisiyle ilgili düşünceleriniz veya duygularınız varsa paylaşabilir misin acaba bizimle? Tamam Zübeyir, ben şu an çok meşgulüm, çalışıyorum ya. Ama akşam doğum günü. İyi tamam, tamam hadi. Tamam. Sizi ben şöyle alırsam, ben daha güzel olması açısından. Şuraya doğru, şu fotoğrafını daha bir çekeyim. Selam bir top. Şöyle tamam. Biraz daha durursunuz. Tamam. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayacaksan hazırlanayım. Tamam. Evet. 3, 2, 1, action! Ne abarttın, alt tarafı bir düğmeye basacaksın. Sinan Bey bir havamı bozmasanız benim ha. Olmaz mı? Oğlum bir tane normali gelmez bize ya. İyi hadi. Tamam ya. Buyurun düğmeye basıyorum. Konuşun. Koray. En meşgul anların konuyla alakasız canavarısın. Ömrümüzü yedin ömrümüzü. Ama seni sevmekten vazgeçemiyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Tamam. Tamam çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hayatta iki şeyden rahatsız olurum. Birincisi Koray Bey. İkincisi Koray Bey. Her sabah saçım başımı yolmadan rahat edemiyor. Yaralanıyorum. Yani ne de olsa onun tek bir eli benim bütün gülüşümle adlı vücudum kadar. Malum. Kendisi biraz iri. Ama yine de sizi seviyoruz Koray Bey. Yeni yaşınız kutlu olsun. Sürekli saçıma laf ediyor. Ha bu yüzden bunalıma girdim artık. Sürekli saçlarımla oynuyor. Baksana iyice yıprandılar. Ama Koray Bey asla yıpranmaz. Ha bu arada benim adım Zeynep. Yağmur değil. Ama olsun yine de sizi seviyoruz. İyi ki doğdunuz Koray Bey. İnsanın enerjisini kurutuyor. Hiç kimseyle ilgilenmesin, hep kendileriyle ilgilenilsin istiyor. Koray Bey çok değişik bir insan. Ama onu çok seviyoruz. Mutlu yıllar Koray Bey. Biraz daha az konuşsa daha iyi olur. Çünkü insanı aptal ediyor. Vakit duruyor. Başka bir uzay zaman düzlemine geçiyorum. Yıllardır aramızda. Demek ki bir yıl daha geçmiş. Mutlu yıllar Koray. Koray mı? Koray işte ya. Benim Koriş'im. Biraz didişiriz falan ama Koriş'tir işte. Ha, bir de çok yeteneklidir. Canımdır o benim, canım. Koriş, mutlu yıllar. Love you. Hayda, nereden çıktı şimdi bu ya? Ömer Bey, 2 dakikacık lütfen ya. Vallahi Koray Bey'in dinden kurtulmam yoksa. Peki. Akıyor mu? Evet, akıyor. Buyurun, sizdeyiz. Peki. Hiç ama hiç çalışmama konusunda başarılı insanlar vardır. İşte Koray, sen onlardan bir tanesisin. Bazen beni sinir ediyorsun. Bazen neden senin arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Hayatıma neden girdiğini dahi bilmiyorum. Sürekli zaman harcıyorsun, vakit harcıyorsun. Ama bir yandan da varlığın iyi insanlara karşı olan inancını tazeliyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Temiz kalbini zarar görmesin kardeşim. İyi yıllar.
kocasının bal kabağı. Minik turtan benim. Zeytinyağlı yaprak sarmam. Bak sana çorba yaptım. Hadi çık artık o yorganın altından hadi. Aa, çok çabuk oldu bu. Terledim ya. Sen ne yaptın? Tarhana. Sıcak sıcak seversin. Nereye götüreyim seni? İstemem. Aa, bak o çok beğendiğim mavi bir elbise vardı ya. Hadi onu alalım. Hani şu geçen gördüğümüz turkuaz renkli, strapless, etekleri pilli olan. Evet, mavi. Ya ne elbisesi ya? Ben zıbın istiyorum. Çıngırak istiyorum, emzik istiyorum ya. Aşkım tamam. Onların da zamanı gelir. Niye böyle aceleci davranıyorsun anlamıyorum ki. Anlamıyorsun. Yahu daha geçen hafta ortalığı birbirine kattın. Abartan benmişim gibi bu da. Yahu genciz daha. Deneriz. İşimiz ne? Ne oldu? Beğenmedin mi? Ha tuzu yok. Tabii salça ya. Tabii salça ama ben anlamıştım. Son kaşığı koyma. Nihan! Nihan geldim. Serdar, kustum. Ya işte bak hepsinin stres. Ya salça. Ya salça bozuktu ki zehirlendin ha. Yoğurt ayran ben. Ya sen geri zekalı mısın? Hamile olabilirim. Nasıl? Aya. Ha sen onda. Baba oluyorum. Dur. Hemen öyle sevinmeyelim. Önce emin olalım. Olalım nasıl emin oluyoruz? Hadi emin olalım. Test işte. Gebelik testi. Gebelik testi. Hadi git hemen al gel. Hadi. Ya şu an sana bile sinirlenemiyorum düşün. Sen alacaksın tabii. Ben mi? Hı. Yok. Ben alamam. Utanırım ya. Ya saçmalama. Utanacak ne var? Bu senin kocalık vazifelerinden biri sonuçta. Öyle mi? Öyle tabii. Hadi. İyi tamam. Ne diyeceğim? Nihan. Kus. Bol kus. Rahat kus. Hadi karıma beni. Canım benim. Ben bulurum bir şeyler. Dur. Lan Serdar. Ne yapıyorsun oğlum? Nihan kusuyor. Ya sen iyice manyadın ha. Hastaneye götürelim o zaman. Bir şey vardır, zehirlenmiştir. Ya ben onu mu diyorum İsa? Onu mu diyorum ben? Ben onu diyorum işte. Sen artık ne dediğini biliyor musun acaba? Ya bak benim karı kusuyor. Kesme benim hızımı İsa. Yettim Nihan. Allah Allah. İyice manyadı bu ya. Dükkan mı? Hayda. Ne zaman buldun da yenisine taşınıyorsun be Sadri? Demek el değil. Geçen gün uğradım sana, bulamadım seni. Tamam, haklısın Hulusi'cim. Tamam, haklısın ama o kadar ani gelişti ki olay. İnan arayamadım ya. Kusura bakma. Yardıma ihtiyacın var mı? Göndereyim mi birini? Yok, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yeni bir tane dostum var. Çok güzel yardım ediyorlar. Öyle olsun. Bugün de tavla günümüz. Neyse. Hayırlı olsuna geldiğimde oynarız ha? Tabii bekliyorum muhakkak, tamam mı? Hay Allah. Ben şimdi kiminle oynayacağım bu tavlayı ha? Ne güzel doktordan da izin çıkmıştı. Keyifli bir gün geçirecektim. Neriman'ı mı arasam? Yok gelir şimdi başıma. Dır çekemem vallahi. Necmi. Suudi'yi yanıma aldığımdan beri Necmi kızgın bana. Gene ne varsa torunda var. Suudi'yi arayayım. Allah. Dedeciğim. Ay gelemem ki ben şimdi, izin alamam. Ben gelemiyorsam Eymen mi gelsin? Nereden çıktı Eymen şimdi ya? Aileden sayılır. Tamam. Tamam dedeciğim, ben arayacağım onu.
Tamam. Görüşürüz. Ay. İyiyim. Sınav kağıtlarına bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyorum ben de. Anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Sesimi duymak istedim. O da var da. Eymen. Çok işin var mı? Biraz var. Neden? Dedemi ziyarete gider misin diyecektim. O nereden çıktı şimdi? Ay aradı. Seni sordu. Gelsin bir sohbet edelim, oyun oynayalım falan dedi. Ben de hayır diyemedim. Bugüne bugün damadı sayılırsın. Efendim? Yani o seni öyle zannediyor canım. Ya hemen ne olur. Lütfen. Lütfen git bir gör. Hem bak söz bu son. Bir daha öyle piyangodan iş çıkmayacak. Hem seni çok sevdi. Lütfen. Benim için. Peki o zaman. Harikasın. Sen de. Dolmadı mı daha? Yok. Dolmadı. Niye dolmuyor bu ya? Bu senin saatin bozuk olmasın. Serdar. Ya negatif çıkarsa? Bakmayalım ya. Boş ver. Ne olacak aman. Doldu. Şimdi, bakıyor muyuz? Evet aşkım. Hadi. Ben bakacağım. Ben bakamam. Oh! Yine Serdar gitti ok altına ha. Hadi aşkım ya. Aslansın sen ya. Sen bin kaplan gücündesin. Hadi. Hadi bakalım. Negatif.
Vay Beyso. İşte bütün bunlar benimle birlikte yaşlandılar. Yani mesleğe başladığımdan beri bana yarenlik ediyorlar. Nedir peki şimdi bu? Yani nasıl yapıyorsun? Şimdi bak, bunlar standart kalıplar. Şimdi ayakkabının modeline göre bir tane kalıp seçiyorsun. Ondan sonra şu kağıt bant var ya. Bununla bunun her tarafını bir güzel bantlıyorsun. Ondan sonra arkasını, önünü, altını hepsini işaretliyorsun. Her tarafını yaptıktan sonra. Sonra bunu çıkarıp kartona yapıştırıyorsun. Oradan kesiyorsun. Sonra da bunlar çıkıyor. Mesele bu. Vallahi büyük mesele usta bu. Senin için çocuk oyuncağı almış da zor iş. Şimdi ilk kalıp çok önemli. Yani sadece güzel olması yetmiyor yani. Rahat olacak, ayağı vurmayacak, sıkmayacak. Vay be. Kalıp deyip geçersin. Zevkli duruyor ama. Dışarıdan öyle görünür ama işte işin içine girince seversin işi. Ya şimdi bak, kalıp ayakkabının omurgasıdır. Yani şimdi öyle teknolojiye falan bakma, onların hepsi pasafiso. Esas ayakkabı burada çıkar. Peki bu bantlama olayı nasıl oluyor? İlgini çekti bakıyorum. Emek usta, el emeği el de. Zanaat. İster misin sana el vereyim? Bana? Evet, yani sen diyorsun ya hani yani ne yapacağımı bilemiyorum, aralarda bir yerdeyim falan dedin ya. Belki de kısmetim buradadır. Bak, benim çocuklar da hiç ilgilenmediler, istemediler. Ben de kaç zamandır böyle yetiştirecek birisini arıyorum. Vallahi. Olur mu olur. Kaybedecek bir şeyim de yok. Belki de budur yolum. Tamam diyorsun ya. Yani. Öyle bir usta bulmuşum. Kaçırmak eşeklik olur diyorum. Ay yaşa ya. Şey, pardon. Efendim canım. Ha öyle mi? Tamam karıcığım, ben gider alırım. Tamam, teşekkür ederim. Bizim gelin bize yemek hazırlamış. Ama çıkamıyormuş. Hanım diyor ki bir gidip alıver diyor. Ben hemen gideyim alayım. Geleyim. Olur mu usta? Ben gidip alırım hemen. Aa, yok yok, sen niye zahmet edeceksin? Ben gideyim. Hem gelinin gül cemalini de bir görmüş olur. Tamam, ben hemen gidip gelirim. Sen bekle. Sen bilirsin. Hadi hemen geliyorum. Gördüm. Güzel de oldu. Ustamız da memnun. İçin rahat etsin vallahi. Hallettik yani. Vay Beyso. Senden bir şey rica ettim. Böyle bir telefonla hallediverdim. Eyvallah. Yok ya, bana da meşgul oldu öyle işte. İyi geldi. Yani bu dükkanın değerini ne bileyim. Ne söylesem boş. Köklerim ya burası benim. Ben düşünüyorum ya, toparlayamasaydım, gitseydim falan. Ne olurdu? Geçmişini koparıp atmak gibi. Aynen öyle. Ama hallettik. İşte bak, sahip çıktık. Her şey yerli yerine duruyor, baksana. Senin sayende Beyso, sen hallettin. Gel bir sarılayım sana, vallahi büyük iş yaptım. Kardeşimsin bundan sonra. Şerif duyuyorum. Eyvallah. Demek iyisin ha.
Görelim bakalım ne kadar iyisin. Bakacağız efendim. Ne iyi ettin de geldin. Gençliğimden beri satranç oynarım ben. Ama şimdi kimse kalmadı. Oğlum Ahmet'le, büyük oğlum Ahmet'le oynar. Sude'nin amcası. Şimdi niye pek kimse yok? Bilmem. Necmi beceremiyor. Oldum olası benimle vakit geçirmekten hoşlanmamıştır. Neden acaba? Kendi akılsızlığı ne olacak? Babasıyım ben onun. De vezirden hareket ediyorsun ha? Siz de küçüklerden. Efendiler kıymetlidir. Efendiler kıymetlidir. Kıymetli olduklarından bir şey yapamıyorlar. Hep küçükler hareket ediyor. Nasıl yani? Efendi köle diyalektiği. Efendilik elinizi kolunuzu bağlıyor. Otorite olacağım diye kendinizi yalnız bırakıyorsunuz. Benim babam da öyledir. Otoriter, sert. Bu yüzden tadını çıkaramadı evlatlarının. Yani bırak gitsin, bırak dizginleri diyorsun öyle mi? Bırakın, etrafınızda olmak kolay olsun. Sizden korkmasınlar. Daha mutlu olmaz mısınız? Hem de nasıl, hem de nasıl olur. Nasıl yani? Şimdi sen çizeceksin, o sana göre mi çizecek? Oğlum ne yaptın? Nasıl ikna ettin? Abi yani pek ikna etmedim. O teklif etti. Nasıl? Nasıl ya? Ya amma abarttım, bir şey yok. Öyle işte. Ömer sen durumun farkında değilsin galiba. Güzel kardeşim, Fikret sana demiş ki, ya Ömer'cim sen çiz, ben sana uyarım. Ya yani kadının elbisesinin nasıl olacağı tamamen senin ellerinde. İyi. Var mı aklında bir şeyler? Ne çizeceksin? Ben bilmiyorum. Bakacağım. Oh, yine stres bastı. Ya basmasın stres. Sen hiç şunu rahatla, beni de gelme. Koray Bey, çekil. Koray Bey. Hani nerede, nerede? Aman nasıl çekiyor kendine. Bırak geleceksin. Ya ama olur mu canım? Bak deme, bana bakamam yüzüne, gül deme, bana güle ben yüzüne. Bak deme, bana bakamam yüzüne, gül deme, bana güle ben yüzüne. Kusura bakma, iş işten geçti, olamayız artık eskisi gibi. Kusura bakma, iş işten geçti, olamayız artık eskisi. Alo, efendim babacığım. İyiyim babacığım, sağlığınıza duacıyım. Kara günlerinizin hasta bakıcısıyım babacığım. Olur babacığım. Şimdi biz Necmi ile hastaneye bir arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz babacığım. Ölüyor da kendisi. Olur babacığım. Biz hastaneden çıkınca geliriz. Olmadı gömüp geliriz. Tamam babacığım, gömmeden geliriz. Peki tamam, merak etmeyin siz babacığım. Neriman ne oluyor, niye yalan söylüyorsun? Ey yaşlı adam, biz eğlenmeye gidiyoruz. Senin eziyetini sonra çekeriz mi deseydim Necmi? La havle. Ne diyor peki?
Ay ne bileyim ben, size bir haberim var. Bana gelin diyor. Ölüyor mu ne? Neriman. Ay, ne dedim ki ben Necmi? Ay hadi hayatım, klibimize kaldığımız yerden devam edelim. Edelim. Ay şarkı da bitmiştir şimdi. O paralı kısmı söyleyelim ha, hadi. Ha evet. Her şey mal mülk, her şey para pul. Dostlukmuş, sevgiymiş, ara bul. Tabak kaldı ya. Ne haber? Aa, sen miydin? Yolunda mı her şey? Yani yolundadır umarım. Göremedim seni bugün. Benim şirkette. Hı. Niye ki? Sanki özleyecek misin gibi. Şey, ne oldu, gözün beni mi aradı? Yani bir görsem fena olmazdı. Neden acaba? Nasıl olduğunu merak ettim diye. Hmm, merak diyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Yok 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 yok, ben ne isteyeceğim canım? Zaten sonuçta ben de söylemiyorum. Neyi söylemiyorsun dedim. Tamam canım, yeri gelir bir hafta görmeyiz birbirimizi. Ne olacak değil mi? Bir hafta. Dayanabilir misin? Sen dayanabilirsen. Dayanabilir misin? Defne, bardak kırıldı burada. Süpürge nerede biliyor musun? Ay öldüreceğim kendimi ya. Ay tamam geliyorum. Aslında bana şeyi hatırlat. Bu dağa çıkarken kimin arabası kalmıştı? Bu kar lastiğim yoktu zincirime. Ha, Tuncay. Tuncay. Oğlum o nasıl bir hafta sonu ya. Asla uyutamaz. Bari bir daha böyle sormadı. Ama bak hep böyle buluşacağız, buluşacağız diyoruz. Bir türlü olmuyor. Haftaya ayarlayalım bir organizasyon, buluşalım. Valla bak. Çok iyi olur. Kesinlikle. Ne haber Yasemin? İyi. Ya sen şeye gittin mi? Bizim Oya'nın sergisine. Mükemmel diyorlar ya. Ben daha gidemedim. Gördüm ben. Tek kelimeyle muhteşemdi. Değil mi? Yapmıştır o yine ya. Bir şey diyeceğim. Şu büfeye geçelim mi? Ha? Hadi. Aman canım. Uykusuz geceler böyle, bir lüzumsuz sorumluluk. Böyle özgürlük yok, bir şey yok. Evet. Mesela ben bir Defne'ye gideyim desem, gidemem. Neden? Uyuyor olur. Ya da uyumuyor olur. Basar yaygarayı, ortalığı birbirine katar. Hı. Gazı bitmez. Çilesi bitmez. Bez değiştirmesi falan. Sonra banyosu. Tabii aynen. O böyle miniş miniş elleri, kel kafası. Yamuk yumuk suratı. Tombul ayakları. Agusu, gugusu. Kokusu.
Geldim aşkım. Ne oldu? Kıy makinede. Dur, ne yaptın? Ocağımı açtın. Ben hamileymişim. Nasıl? İşte pozitif, bu hamileymişim. Bu negatif demek değil mi? Bir dakika, bir dakika. Oldu mu şimdi? Gol mü? Allah'ım anne oluyorum. Allah'ım baba oluyorum. Dur. Çok saçma. Düşer bir şey olur. Tamam. Ay, geleyim mi? Ay gel hadi, gel artık. Ay tamam, geliyorum. Ay geldim. Ay açayım mı gözlerimi ha? Ay açayım mı? Aç. Ha, açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ay. Oh my god. Ay inanmıyorum. Ay nereden bildiniz doğum günüm olduğunu? Canlarım, canlarım, canlarım. Ay yıllarca beni hep böyle sevdiniz. İşte ben Koray Sargın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel kızım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay 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 ay. Ay neler yapmışsınız böyle? Ay aşklarım benim. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Ay sizler beni hep sevdiniz. Ben sizin eserinizim. Ay ne olur beni sevdiğinizi söyleyin. Ne olur ne olur. Ay inanmıyorum. Pasta da var. Ay ay çok şu an çok heyecanlandım. Ay. Ay ne diyarlardan koptum geldim. Ne acılar çektim. Kız resmen 53'e gel. 50. Tamam Koray, tamam. Biz sana sürpriz yapmışız. Sen de inanmışsın, hadi biz diyelim. Bravo! Bravo! Ah kız kendim de geldim. Ay Nerom, ay hoş geldiniz. Canım, ay neyse hoş geldiniz. Sen de mi buradaydın? Kız sevgilim de gelseydi. Hoş geldiniz. Ay yardım fonu gecesi için, bağışlarınız için ben buradayım. Hoş geldiniz. Ay inanmıyorum. Sushi büfesi de var. Ay şu an mutluluktan yeri yılacağım herhalde. Ay şu an resmen Ömer İplikçi kokusu alıyorum. Ömüş. Ömüş. Ne ömüş ömüş? İşte sushi büfesi istedin, hallettik. Durumu dramatize etmeye çalışma. Kalbimi kırdın sen benim. Buyurun, buyurun. Koray Bey. Oturayım. Çok güzel bir şey diyeceksin. Tamam, çek kız. Buyurun. Tut elimi, oturamıyorum tek başıma. Evet. İtit kız arkadan. Tamam. Ay Ömer'e bak, resmen ruh çaldı. Bak ben ağzımı bile açmadım. Kepçe. Kız alkışlasınız da beni. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sinan. Efendim? Küs müyüz? Yok canım, niye küs olalım ki? Ne bileyim, hani en son... En son sen bana hazır olmadın, söyledin o kadar. Şimdi? Şimdi böyle hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksın? Ne yapmamı istiyorsun Yasemin? Hı? Sen bana hazır değilim diyeceksin, ben çevrene dönmeye devam mı edeceğim, bunu mu istiyorsun? Yok, onu söylemek istemedim. Hazır mısın, bunu demek istedin? Yok, değilim. Kokteyl için bardak ister misin? Hayır istemem. Sağ ol. Zübeyir, onu takma hayatım, gel. O CD değil bu. Bunu tak sen. Ay inanmıyorum.
Ay bana sürpriz değil, değil mi hazırladınız? Ay şu an var, yığılacağım mutluluktan. Hadi hayatım oynat. Ay onlar bizim çektiklerimiz mi? Hadi izleyelim, ben çok merak ediyorum ekranda nasıl gözüküyorum. Susar mısın? Burada doğum günü kutluyoruz hayatım. Ay aman be, iki laf ettik alt tarafı. Hadi hayatım oynat. Başlıyor. Koray Bey, ne denebilir ki? İnsana resmen mutluluk veriyor, enerji veriyor. Onu görmediğim bir gün, hayatta kayıp bir parça sanki. İyi yıllar Koray Bey. Hayatta iki şeyi severim. Birincisi Koray, ikincisi Sargın. Oldun bize Koray Sargın. Her sabah onu görmezsem işlerim asla rast gitmez. Onu o kadar çok seviyorum ki, bizim için en büyük şans kendisi. İyi yıllar Koray Bey. Saçlarıma bakıp üzülüyorum. Neden benim saçlarım da Koray Bey'inkiler gibi değil diye. Hiçbirimiz onun kadar mükemmel olamayız. İyi ki doğdunuz Koray Bey. Merhaba, ben biraz kepçeyim. Bu yüzden kulaklarım iyi duyuyor. Duyduğuma göre buraların en iyisi Koray Sargın'mış. Yıllar diliyorum. Seni seviyorum. Bıyıklarım ve ben seni seviyoruz. Koray mı? Koray işte ya. Benim Koriş'im. Biraz didişiriz falan ama Koriş'tir işte. Ha, bir de çok yeteneklidir. Canımdır o benim, canım. Koriş, mutlu yıllar. Layu. Her şey mal mülk, her şey para pul. Dostlukmuş, sevgiymiş, ara bul. Koray mı? Bir numaradır ya, bir numara. Onu var ya nasıl seviyorum. Candır, harikadır, bir tanedir. Onun gibi olmayı çok isterdim. İyi yıllar. Hoş geldiniz. Esra kızım, çay koy abinlere. Ateş almaya mı geldiniz? Otursanıza. Evet ya. Oturalım değil mi? Hı. Hadi. Çay? Yok, kalsın. Siz hayırdır, ne oluyor? Ne olmuyor diye sor. Onun cevabı daha kolay. Anneanne, biz bir şey söyleyeceğiz. Evet. Türkan teyze, tribine bir dakika bir ara verebilirsen bir bomba patlatacağız. Perihan'ın gelini hamileymiş. Bir havalar, bir havalar. Bir de sormaz mı? Bak, 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 bak. Senin gelinin ne yaptı diye. Ne diyeceğim? Sustum tabii. Bana koş. Hiç sinirlenemiyorum şu an. Anne, hala mı anlamadın? Neyi? Biz hamileyiz. Ne? Bebek geliyor. Ay sahi mi? Evet. Oldu mu? Kesin mi? Ay benim güzeller güzelim. Ah benim güzel gelinim. Ah boncuk gözlüm mavişim. Yeşil. Ben? Sen şimdi benim torunumun evladını mı vereceksin bana? Ben seni pamuklara sarıp sarmalamaz mıyım? Kuş tüyü yataklarda yatırmaz mıyım? Bundan sonra ne istersen al. Oh! Başlasın saltanat. Esra, getir kızım bir sandalye. Nihan ablan ayaklarını uzatsın. Daha ettirelim azıcık. İstemez bence. Yo, isterim gayet. Gel, şunu da koyalım arkana. Meyve soyayım mı sana, ister misin? Olabilir aslında. Getir. Esra nerede kaldın? Getir. Hah, gel, uzat ayaklarını bakayım. Ay, terliklerim. Sen gel bakalım şöyle sarıp sarmalayalım. Resmen konu dışı bırakıldım ya. Şimdi hemen meyveni soyup getirin. Anneanne. Benim de dahilim var bu konuda. Hatırlatayım. Şimdi ben meyveni soyup getiriyorum, tamam mı? Başka bir şey istersen çekinme, sakın söyle. Çekinmem, çekinmem. Hiç çekinmem. Böyle abi, bundan sonra kızım görünmez oldun sen. Delikanlı gibi köşene çekil.
başa çıktım ya. Yeşil, ekşi. Erik, can erik, papaz erik. Alayım mı hemen? Ay bil. Ay her yanım şiş. Babacığım, nedir bu kadar acil olan konu? Arkadaşımız ölüyordu. Tam böyle derken siz şey ettiniz de. Tamam Nurman, yeter. Tamam, tamam. Beni iyi dinleyin şimdi. Bugün genç bir dimağın sayesinde aydınlanma yaşadım. Görecek günlerim az mı, çok mu bilinmez. Ama kaldığım sürece sizlerin iyi günlerini görmek istiyorum. Sizden ya Ömer'den başka kimim var? Dost olalım. Aile olmanın, hayatın tadına varalım istiyorum. Anlıyorum babacığım, anlıyorum. Bundan sonra daha sık ziyaret ederiz sizi. Neriman, ben şimdi ondan mı söz ediyorum? Genelde hep öyle dersiniz de ondan şey ettim. Neriman, ben şimdi başka bir şey diyorum. Ömer'i evlendirme işini hallettiniz sayılır. Esude de yoluna girdi. Artık ben de bir şeyi bir şeyle satın almak istemiyorum. Evlatlarını satın almaktan söz ediyorsun herhalde baba. Genelde hep böyle yaparsın da. İtişmeyelim Necmi. Al. Köşk sizin. Resmen üstünüze devir işlemlerinde yarından sonra tezi yok hallederiz. Her şey bitti mi yani? Büyük final, mutlu son. Ay köşk resmen bizim.